Aile Sohbetleri serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Yaşar Nurullah ve ben de stajyer doktor Rabia Nurullah. Geçen hafta Aile Sohbetleri serisinin birinci bölümünü çekmiştik. Uzman doktor Kenan Taştan'ın Evliliğinizin Kaçıncı Kilometresindesiniz kitabını tahlil etmiştik. Bugün de bu kitabın ikinci bölümünü çekip tamamlayacağız. Umarız sizin için faydalı olur. Bu arada masada gördüğünüz bu zarfları merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Videonun sonunda bunların ne olduğunu anlamış olacaksınız. Aslında sizin için ufak bir sürpriz yapmak istedik. O yüzden bunları masaya koyduk. Videonun sonunda dediğim gibi ne için koyduğumuzu anlayacaksın. Mutlu evlilik için önemli adımların ilkine Rabia Hanım'la başlıyoruz. Önemli adımlardan bugün söyleyeceğimiz birincisi, erkekler genelde kadınların çok talepkar olduğundan ve sürekli hediye istediklerinden yakınırlar. Aslında işin aslı şu, kadınlar onlara daha çok veya daha değerli şeyler alınmasını istemiyorlar. Sadece birlikte daha fazla kaliteli vakit geçirmek istiyorlar. Altın tasın kan kusana ne faydası var diye bir söz vardır. Burada kadının da aslında daha değerli şeylere değil de kendisinin değerli olduğunu hissetmesine ihtiyacı var. Bunun için de hediye aldığınızda veya eşiniz için, partneriniz için bir şey yaptığınızda yaptığınız şey kadar onu nasıl sunduğunuz da önemlidir. Bir pırlanta alıp maydanoz gibi sunmaktansa bir maydanoz alıp pırlanta gibi sunmaktan kadınlar daha mutlu olurlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bir hediye aldığınızda onu takdim etmeniz kadınlar için daha önemli. Evet, mutlu evlilik için başka bir önemli adım içimizdeki çocuğu tanımak ve onu kırmamak. Şöyle diyebiliriz, her kadının içinde küçük, şımarık bir kız çocuğu vardır. Her erkeğin en büyük başarısı eşinin içindeki o küçük kız çocuğunu mutlu etmektir. Eğer eşinin içerisindeki, kalbindeki o küçük şımarık kız çocuğunu mutlu edersen, o mutluluğu koruyabilirsen kesinlikle sen de çok mutlu olacaksındır. Ve bunun karşılığında eşin de senin içinde olan o küçük yaramaz erkek çocuğu koruyacaktır ve böylelikle daha kaliteli, daha samimi ve daha yakın bir ilişkiye sahip olacaklardır. Bu bence çocuk olduğunda da çok önemli bir mevzu. Çoğu anne baba çocuklarıyla oynayamamaktan yakınıyorlar. Aslında oynamak her insanın hayatında belirli bir dönemde, çocukluk döneminde özellikle çok önemli bir unsur. Peki neden oynayamıyoruz çocuklarımızla? İşte bu küçük çocukları öldürdüğümüz için. Eğer öldürmezseniz çocuklarınızla da daha kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Ben de çocuk gelişimi açısından bunu eklemiş olayım. Çok doğru. Üçüncü maddemize gelecek olursak, evliliklerde ve ilişkilerde sorunların altın çözüm kuralı ne olursa olsun masadan kalkmamaktır. Kendi ürettiği sorunları çözemeyen uygarlık çökmeye mahkum bir uygarlıktır demiş Eğim Sezar. Bu söz gereğince biz de evliliklerimizde kendi sorunlarımızı çözemezsek bu bizi çökmeye götürür. Tabii ki burada eğer büyük sorunlarınız varsa bir destek alabilirsiniz. İlla ikinizin çözmesi gerekmiyor. Gerekli yerlerde psikologdan veya aile danışmanından destek almak ya da olaya objektif bakabilecek bir aile büyüğünden destek almak da işlerinizi kolaylaştıracaktır. Önemli olan sorunu çok uzatmamak, bir an önce çözüme kavuşturabilmek. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Özellikle erkekler evde olan tartışmalarda, tatsızlıklarda hemen evi terk etmeye meyilliler. Çünkü kalırsam daha büyük kavga çıkar, olay daha da büyür diye hemen evden çıkarlar. Bazen saatlerce dönmezler, bazıları günlerce dönmezler. Bu kesinlikle bir çözüm değildir. Bu kavgayı, bu tartışmayı çözmek için sakin bir şekilde masa başına oturup konuyu halletmeden kalkmamak gerekiyor. Eğer bir yerde tıkanmışsa mevzu, yani
Her halükarda siz çözemiyorsanız bir 5-10 dakika ara vermek işinize yarayacaktır. 5-10 dakika boyunca kafanızı dağıtacak komik videolar izleyebilirsiniz. Ama bunun 15 dakikadan daha uzun sürmemesi gerekir. Eğer daha uzun sürerse bu sorunu aşağılara doğru, bilinçaltımıza doğru iteleriz. Ama arada çok tıkandığınız zaman 10-15 dakika ara verip zihninizi dağıtmak sorunu çözerken de daha etkili olacaktır. Aslında bu bölüme geçen videomuzda da değinmiştik. Burada biraz daha açmak istiyorum. Sorunsuz aile yoktur. Fakat sorumsuz aile çoktur. Yani tam anlaşılmazsa neyle olandan yoktur, meyle olandan çoktur diyebiliriz. Hatta bunu fırtınalı bir denize benzetmiştik. Bir deniz nasıl ki fırtınasız olamaz, her ailede de belli başlı sorunlar, problemler vardır. Önemli olan bizim bunlara olan bakış açımız ve onlarla baş etme yöntemlerimiz. Sorunsuz, mükemmel bir aile hayal etmeyin. Eğer bekarsanız kesinlikle böyle aileniz olmayacaktır ileride. Ama sorumluluk alan bir aile olmaya, sorumluluk bilincinizi güçlendirerek sorunların üstesinden gelmeye çalışan bir aile olun. Problemler aileyi yıpratmaz ama bu problemleri önemsememek aileyi yıpratır. Huzurun tek anahtarı evlilikten önce iffet, evlendikten sonra da sadakattir. Hani geçen videoda izleyenler bilir, demiştik ki doğru insanı aramayı bırak, doğru insan ol. İşte doğru insan olmanın birinci kuralı belki de iffetini korumaktır. Aynı zamanda çevremizde gördüğümüz evliliklerde veya boşanmalarda şunu fark etmişizdir ki eğer bir evlilikte sadakat varsa ne olursa olsun o evlilik yürüyor ve bir şekilde toparlanıyor. Farklı sorunlar yaşasa bile. Ama eğer araya bir güvensizlik ve sadakatsizlik girerse evlilikler sonlanıyor. Hatta şöyle bir şey eklemek istiyorum buraya. Rabia söyledi ya, evlenene kadar iffet artı evliyken sadakat eşittir mutluluğun sırrı diye. Evliye kadarki iffeti genelde hani kadınlar üzerinden anlatırlar ama iffet erkeklere ait de bir özellik aynı zamanda. Evlenene kadarki sürecin senin evlilikten sonraki sürecini de yazmış oluyor. O yüzden bu sürede iffetli davranmayı, her alanda sınırlar korumayı, evlendikten sonra da eşine karşı, vaatlerine karşı, kutsal aile yapısına karşı sadakati korumak kesinlikle aileyi mutlu kılacaktır. Tabii evlilik konusunda konuşurken Sokrates'in şu sözünü de es geçmememiz lazım. Hani Sokrates'e sormuşlar ya, evlilikle ilgili ne düşünüyorsun? Demiş ki mutlaka evlenin. Eğer eşiniz iyi çıkarsa mutlu olursunuz. İyi çıkmazsa filozof olursunuz. Bu aslında her zaman denilip güldüğümüz bir kelime. Bence burada gerçekten felsefik bir anlam var. Ve kendi adıma söyleyeyim, bu fikre çok katılıyorum. Öncelikle evliliğe iyi hazırlan ve kendine uygun bir eş bul. Eşin iyi biri ise, senin karakterine uygun biri ise zaten sorun yok. Ama eğer bazı noktalarda farklı biri ise bunun çözümü var. Ortak noktaya gelinilebiliyor. Zaten evlilik 1 artı 1 eşittir 1 demek. Yok uç noktada tamamen farklı karakterlersek bu zamanda hemen boşanmak önerilmiyor. Zaten psikologlar, aile danışmanları da bunu önermiyor. Tabii ki şiddet vakaları, taciz vakaları, psikolojik baskılar gibi durumlarda mesele farklı değerlendirilir. Ama eğer böyle ciddi bir durum yoksa farklı karakterler yüzünden boşanmak ya da ayrılmak hiç reva değil. Bu sürede de sabretmek, karşı tarafın farklı yönlerini kendi gelişimin için birer fırsat olarak görmek ve bir filozof olma yolunda ilerlemek gerekiyor. Sonuç olarak işin iyi ise ne mutlu, ortaysa iyiye getirebilirsin, kötü ise o zaman da filozof olmaya çalış fikrine ben kendi adıma katılıyorum. Bu güzel açıklamanın üzerine ben de 7. maddeyle devam ediyorum. Bizim sorunlarımız bilgisizlikten değil, ilgisizlikten kaynaklanıyor genelde. Zaten günümüz bilgi çağı, teknoloji çağı. Hepimiz o kadar çok şey biliyoruz ki
Ama uygulamaya gelince ne yazık ki çoğumuz tıkanıyoruz. Bildiklerimizi hayata geçirme konusunda çok eksiğiz. Bunun için ne yapabiliriz? Özellikle evlilikler açısından ne yapabileceğimizi bu videoda söyleyeceğim. Bir şeyi hayata geçirmenin en iyi yolu onu not almak. Hatta burada biz de video öncesi hazırlıklarımızı not alarak yapıyoruz, yazarak yapıyoruz, kağıda döküyoruz ki uygulaması da kolay olsun diye. Onu kağıda döktüğümüzde hem gözümüz görüyor, hem okumuş oluyoruz, hem dokunmuş oluyoruz ve öğrenmemiz, hayata geçirmemiz artıyor. Peki bunu nasıl uygulayalım? Mesela eşinizin çok sevdiği şeyleri genelde bilirsiniz. İşte gül seviyordur ya da meyve olarak portakal seviyordur mesela. Ya da ona güzel sözler söylenmesini seviyordur. Bütün kadınlar sever. Evet. Ama çoğumuz bunları uygulayamıyoruz veya hep erkeklere yükleniyoruz videolarda. Kadınlar açısından da mesela eşiniz bir yemeği çok seviyordur. Et seviyordur mesela ya da ciğer seviyordur ama çok yapamıyorsunuzdur. Bunu nasıl daha fazla hayata geçirebiliriz? Tabii ki sevdiği şeyleri not alarak. Daha önceki bir videomuzda mutlu evlilik için bilmeniz gereken 15 kural videomuz vardı. Bu videoda mutluluk cetveli adlı bir cetvelden bahsetmiştik. Nasıl? Eşinizin sevdiği şeyleri yazıyorsunuz ve onları sırayla hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu yazdığınız kağıdı da oraya buraya atmıyorsunuz. Gözünüzün önüne ya buzdolabının üzerine ya çok gördüğünüz bir yere ya çalışma masanızın üzerine koyuyorsunuz. Sürekli gözünüzün önünde oluyor. Bunu sadece eşinizin sevdiği şeyleri yapmak için değil, aynı zamanda sorunlarınızı çözmek için de kullanabilirsiniz. Mesela bir sorununuz vardır. Bu sorunu kağıda yazarsınız. Yanına da aslında olması gereken şeklini yazarsınız. Zamanla yaptıklarınızı, değiştirdiğiniz davranışları oradan takip edebilirsiniz. Her zaman yazmak, not almak, hayatınızda bildiklerinizi uygulamaya geçirmek açısından işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hani derler ya, her şey konuşmakla çözülür. Konuşmanı da konuşma yapan, değerli yapan, kalıcı yapan yazmaktır. Bir şeyi yazmak onu yapmanın %50'sini oluşturur ve o şeyin gerçekleşme ihtimalini artırır. Bu bilimsel Kesinlikle. Olarak da kanıtlanmış. O yüzden problemlerinizi yazarak çözmeye çalışın. Sadece evlilik konusunda değil, her konuda bu böyle. Evet, son önerimize geldik ve bu zarflara dönüyoruz. Sonda bunu konuşacağız demiştik. Şöyle Rabia'nın sevdiği pembesinden çekelim. İlerideki videolarda evlilik hikayemizi anlatacağız. Biraz ilginç bir evlilik hikayemiz var. O konuda başka bir videomuz olacak. Biz düğünlerimizde bu zarfları dağıtmıştık. Ne için dağıtmıştık? Biliyorsunuz geleneklerimizde düğünlerde işte tatlı, şeker, ikramlık bir şeyler dağıtılır. Bir hekim olarak şeker çok zararlı ve artık çok rutin. Yani birilerine bir katkısı olduğunu zannetmiyorum. İnsanlar sünnetten, düğünden gelince de onları bir köşeye atarlar ve unutulur. Onun yerine daha kalıcı, daha iyi bir gelenek getirilebilir. Şeker yerine kitap dağıtın düğünlerinizde. Bizim de 3 düğünümüz oldu. İkisi Türkiye'de, biri Azerbaycan'da ve düğünlerimizin hepsinde evli çiftlere, evlilik aşamasında olan çiftlere her düğünde yaklaşık 10'ar kitap hediye ettik. Bazılarında bir bilgi yarışması yaparak bunları dağıttık. Bazılarında öylesine tanıdığımız çiftlere sahnede davet ederek hediye ettik. Ve kitap vermediğimiz ailelere de, düğüne katılanlara da şöyle zarflar verdik. Bu zarflarda evlilikle ilgili okuduklarımızdan önemli maddeler vardı. Hatta isterseniz okuyayım. Ekrana da fotoğrafını yerleştiririz. Sana da ulaşmış olur. Sevgili misafirimiz ya da sevgili izleyicimiz. Düğünümüze katılarak bizi onurlandırdığınız için çok minnettarız ve videomuzu uygularsak bu videoyu izleyerek bizimle hem sohbet olduğun için çok minnettarız. Evlilik ve aile konusunda başarılı olacağına inandığımız 3 tavsiyeyi seninle paylaşmak istiyoruz. Birincisi, hayattaki tüm maddi ve manevi gelişim anahtarlarının ailede saklı olduğunu unutma. Bunu özellikle vurguluyorum. Sadece maddi değil ve sadece manevi değil. Maddi manevi tüm mutlulukların büyük bir kısmı aile
yapısında saklanmıştır. İkinci, maddiyatla ilgili problemler sebebiyle evlilik hayatını asla geciktirme. Bu da günümüzün önemli sorunlarından. İleride değiniriz ama birçok ilişkisi olan, evlenmek isteyen, her şeye hazır olan fakat maddi sebeplerle evliliğini erteleyen gençlerimiz var. Lütfen maddiyat konusunu sona koyun. Bunun için mutluluğunuzu ertelemeyin. Ve üçüncüsü, evlenmeden önce bu tür videolar izle diyormuşum. Değil tabii ki ama benzer bir bölüm. Evlenmeden önce ve evlilik süresinde de aile yapısının yönlendirilmesi, ailenin ekonomik yönetimi, erkek kadın psikolojisi, davranışları, çocuk eğitimi, çocuk yetiştirilmesi gibi aile ve ilgili konularda en az 3 kitap oku. Evlenmeden önce en az 3 kitap oku. Evlilik sürecinde de bu öğrenme serüvenine mutlaka devam et ve sevgilerle, saygılarla Nurullah ailesinden diye not edip bunu düğünümüze katılan tüm misafirlerimize hediye etmiştik. Eğer düğünün olduysa artık yapacak bir şey yok ama ileride düğününde böyle zarflar ailenin adından yazıp katılanlara hediye edebilirsin ve kitap hediyesi de yapabilirsin. Bugünkü aile sohbetimizin de sonuna geldik. İnşallah sizin için faydalı olabilecek bilgiler vermişizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyoruz ve cevaplandırıyoruz. Eğer sizin de aile konusunda, evlilik konusunda tecrübeleriniz varsa ki muhakkak vardır, yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Yaşamına yıllar katarken yıllarına yaşam katmayı unutmamak dileğiyle kendine, ailene, sevdiklerine, sağlığına ve kitaplarına dikkat et. Görüşmek üzere.